Sevgili öğretmen adayımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasında okul simülatörünün içinde 40 dakika kalmanız gerekiyor. Eğer ki öğrencilerin tavırlarına dayanamayıp erken çıkacak olursanız öğretmen olamazsınız. Size vereceğim sanal gerçeklik gözlüğünü takıp makineye girin. Gerçek bir sınıf ortamındaymış gibi hissedeceksiniz. Öğrencilerin beni çok zorlayacağını biliyorum. Yani hep bugüne hazırladım kendimi. İnşallah başarılı olurum. Hadi başlayalım. Hazırsanız başlatıyorum. Evet hazırım, başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce ödevlerinizi yaptınız mı yapmadınız mı onu kontrol etmek istiyorum. Ne ödevi hocam, biz ödev yapmayız ki. Okula geldiğimiz yetmiyor, bir ödev mi yapacağız? Allah Allah, nasıl konuşuyorsun evladım, sen ödev yapacaksın tabii ki. Ödev senin derslerde anlatılanları pekiştirmen için veriliyor. Tamam peki, ödev konusunu çok fazla uzatmayalım çünkü vaktimiz az. Dersimize başlayalım. Kitaplarınızın 72. sayfasını açın. Hocam ben yalnız kitabımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım. Diyeceğimi zannediyorsanız yanıldınız. Öyle bir şey demeyeceğim. Yanındaki arkadaşının kitabını ortak kullanın oğlum o zaman. Hocam ortaklaşa kullanamayız. Benim en azından kitabım var, onun kitabı bile yok. Normalde de zaten benim kitabımı ortaklaşa kullanıyorduk. Tamam, dersi dinleyin o zaman. Evet, bugünkü konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Kızım ne oluyor, ne yapıyorsun sen, dersin ortasında şarkı söylüyorsun? Hocam geçen gün kedim kayboldu da bir an aklıma o geldi, kusura bakmayın. La havle ve la kuvvete bin sabirin. Evet arkadaşlar, yazılı sonuçlarını okuyorum. Hasan 55 puan almışsın. Oley be, işte bu be. Ne yapıyorsun yavrum, derstesin, kendine gel. Hocam kusura bakmayın, sevincimi biraz abarttım, özür dilerim. Çocuklar lütfen bulunduğunuz ortamın kuralına göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu şekilde kafanıza göre hareket edemezsiniz. Lütfen hareket, hal ve tavırlarınıza dikkat edin. Hale 98 puan almışsın. 98 puan mı? Hocam 2 puan daha verir misiniz hocam? Hocam 2 puan ya! Ya ne yapıyorsunuz, ben az önce ne konuştum ya? Ya yeter ya yeter, başlarım simülasyonunuzu da öğretmenliğinizi de. Çıkarın lan beni buradan, çıkarın lan! Ya lanet olsun, lanet olsun, öğretmenliği falan kalsın. Kapatın şu makineyi, kapatın kapatın! Tamam tamam, sakin ol, kapatıyorum makineyi, tamam. Bu da geçemedi simülatörü. Oysaki en düşük seviyeyi aşmıştım. Yakında eğitim verecek öğretmen bulamayacağız herhalde. Oğlum neden zamanında gelmiyorsun derse, neden geç kaldın? Hocam aslında bayağı bir erken geliyordum okula. Yalnız yolda gelirken bir tane yaşlı kadın parasını düşürmüş. He, beraber parasını aradınız, o yüzden de derse geç kaldın. Tamam peki, affediyorum bu seferlik yaptığın iyiliğin karşılığında. Yok hocam, ne araması, ben paramara aramadım. Parayı ben zaten gördüm yani. Parayı aramadıysan niye geç kaldın sen oğlum? Hocam ben parayı görünce kadın parayı görmesin diye paranın üzerine bastım. Kadın da 2 saat para aradı, bir türlü gitmek bilmedi. Lan sen parayı mı çaldın? Hocam lütfen, çaldın diye konuşmayayım. Ben hırsız mıyım? Ben parayı buldum. Oğlum kadının parasını vermemişsin, cebine atmışsın. Tamam işte, ben parayı çalmadım. Ben sadece kadına parasını vermedim. Çalmak ayrı, parayı vermemek ayrı. Senin bu yaptığın resmen kötülük lan. Ben iyilikten vazgeçeli çok oldu hoca. Ben kötü biriyim. Kötü biri. Kötü. İyilikten neden vazgeçtin yavrum sen? İyiler olmazsa dünyada yaşamanın bir anlamı kalmaz ki. Hocam bir gün babam rahatsızlanmıştı. Hastaneye yatırdık. Babamın yanında refakatçi olarak ben kalıyordum. Bir sabah hastanenin kantininde sandviç ve çay ile kahvaltı ederken karşıda köşede bir çocuğun beni izlediğini gördüm. Karnının aç olduğu her halinden belliydi. Tabii yüreğim dayanamadı. Gittim ona da bir sandviç ve çay alıp verdim. Bir güzel yiyip karnını doyurdu. O sırada babası geldi. Babası sandviçi sen mi aldın dedi. Ben de evet ben aldım dedim. Daha sonra lan şerefsiz, biz kan tahlili yaptıracaktık. Kan tahlili de aç karnına yapılıyor. Ben sırf bu tahlil için bugün içimden izin alıp dünyanın yolunu tepip sabahın köründe bu hastaneye geldim deyip benim ağzımı burnumu kırdı. İşte o gün iyiliğe olan inancımı kaybettim. Ben kötülükten beslenen bir insanım artık. Oğlum niye kötülükten besleniyorsun? Sen de normal insanlar gibi ekmek ye, meyve ye, gıdayla beslensene. Hocam sizin hayat pahalılığından haberiniz yok herhalde. Kötülükle beslenmek çok ekonomik fiyata geliyor. Size de tavsiye edebilirim.
Tamam lan o zaman, otur, sıfır verdim sana. Hocam ben size şerefsizlikten beslenin demedim, kötülükten beslenin dedim. Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Kötülük işte, kötülük yaptım, daha ne istiyorsun? İyi de bunu daha 13 yaşında tüy bile çıkmamış bir çocuğa yaparsanız kötülük olmuyor, şerefsizlik oluyor. Bak düzgün konuş, canımı sıkma benim. Beden yaşın 13 ama suç yaşın 30. Şeytana bile pabucunu ters giydirsin sen. Aynen hocam, haklısınız. Bana bile pabucunu ters giydiriyor. Ondan sonra annem görüyor, kızıyor. Senin kadar salak bir şeytan görmedim, pabucunu bile ters giyiyor diye. Lan sen nereden çıktın? Ben zaten hep buradayım hocam. Sadece görünmüyorum. Bir de normalde şeytan insanların kulağına kötülük fısıldar. Bu benim kulağıma kötülük fısıldıyor. O kadar da kötü bir insan yani. Baba merhaba. Şu tipine bak ya. Oğlum sen neden böyle oldun lan? Bana oğlun oldu dediklerinde 9 köye sandık sandık lokum dağıttım. Senin yaşıtların ya doktor ya mühendis. Sahil kenarlarına ne güzel tatil yapıyor. Onları anası doğurdu da. Seni ben mi doğurdum? Baba herkes okuyacak diye bir şey yok. Bu memleketin ite çakala da ihtiyacı var. Hadi ben de okudum. Doktor mühendis oldum. Sahil kenarlarında tatil yaptım. Kim koşturacak mahallede? Yazık kafana. Oğlum biz yatıyoruz, hadi sen de kalk bilgisayarın başından yat artık. Tamam baba, şu oyunun bitsin hemen yatacağım. Oğlum o oyun bitmez, hadi kalk kalk kalk, yatacağız, herkes yatacak evde. Tamam baba ya. Buse kızım hadi yatıyoruz, sen de bırak şu telefonu artık elinden, yat sen de. Tamam baba, 2 dakika işim var, yatarım. Ben senin 2 dakikanı biliyorum kızım, bırak hadi. Ya tamam baba ya, of ya. Hanım işim bitmedi mi, hadi yatalım, benim çok uykum geldi. Bulaşıkları makineye yerleştiriyorum, az bir işim kaldı. Hanım artık sabah yaparsın, bak ben yatarım şimdi, ses yaparsın, beni uyutmazsın. Ay İyi tamam be. Kediyi de yerine götürüp ışıkları kapatıp odanın kapısını kilitleyelim, miyav miyav ortalıkta gezmesin. Bizim kapının önündeki köpeklere de akşam uyku ilaçlı mama vermiştim, kesin uyumuşlardır onlarda. Kızım sen hala yatmadın mı? Ya baba dişlerimi fırçalıyorum, tamam yatacağım ya. Babacım sen istiyorsun ki sen gece uyumaya giderken tüm evrende seninle aynı anda uyusun. Kimse yaşam belirtisi vermesin. Kanka hayırdır, nereye böyle? Kanka evdekilerle neredeyse papaz olacaktım. Olay çıkmasın diye kendimi zor attım dışarıya. Ne oldu kanka, hayırdır ya? Ya kanka geçenlerde babam PlayStation 5 almıştı ya. Evet aynen. Ha işte. Alırken babam dedi ki evde 2 tane televizyon var. Bir tanesi salonda, bir tanesi oturma odasında. Salondaki televizyonu ben izleyeceğim. Kesinlikle PlayStation'ı getirip salondaki televizyona takmayacaksın. Yoksa o konsolu kırarım dedi. Vallahi kanka Nuri amca delidir, yapar yani. Doğal olarak benim de oturma odasındaki televizyona oyun konsolunu bağlayıp oynamam gerekiyor. Ama ne mümkün, dedem o televizyonun başından kalkmıyor ki. Sabah kuşağında ne kadar program varsa hepsini izliyor. Müge Anlı izliyor, Serap Özgü izliyor, Esra Aru, hepsini izliyor. Akşam üzeri başlıyor haber izlemeye, haberi de bitmiyor. Ondan sonra da oturuyor dizi izliyor, adam televizyonun başından kalkmıyor. Bu PlayStation 5'i aldığımızdan beri dedem yüzünden bir türlü oynayamıyorum. Alan olursa var ya vereceğim birine artık. Burama geldi ya, yeter yani. Görmek istemiyorum. Ben alırım kanka. Valla alır mısın? Alırım tabii kanka. Niye almayayım ya, Allah Allah. Tamam o zaman akşam gelip babamla dedemi bırakırız size. Dedemi mi? Ercüment abi hoş geldin. Oğlum ne oluyor, 2 saattir sana bakıyorum, kafanı elin arasına almışsın, böyle ovalayıp duruyorsun ya, ne oldu oğlum ya? Okuldan babamı aramışlar, dersleri kötü falan diye. Babam da kızdı, senden bir bok olmaz dedi, kavga ettik. Ya babalar kızar kızar 5 dakika sonra unutur, dert ettin şeye bak. Bu kadarla kalsa iyi. Dedi ki kafan kocaman, beynin küçücük dedi. Uzaylı filminde oynasan makyajsız en iyi makyaj ödülü sahibi sen olursun dedi. Bütün konu komşu akraba senin bir bok olamayacağını konuşuyor dedi. Bak evlat, benim için de acayip hayvanlara benzirsen diye arkamdan şarkı söylüyorlardı. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benziyorsun. Benim için bundan bir şey olmaz. İpsiz sapsız biri olur. Hiçbir şey başaramaz diyorlardı. Peki ben ne yaptım? Ne yaptın abi? Bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim. Çok çalıştım ve sonunda başaramadım. Hakikaten doğru söylüyorlarmış.
Babam beni sana vermekten vazgeçti. Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Öğretmenim, iyi bir mesleğim var. Evim var, arabam var. Babam benden daha iyi damat mı bulacak? Babam çalıştığın okula gitmiş, seni sormuş soruşturmuş. Yazılılarda kazık gibi sorular soruyormuşsun. Öğrencilerin anlamadıkları konuları iyi dinleseydin deyip yeniden anlatmıyormuşsun. Kanaat notun çok kıtmış. Geçen öğrencinin biri 2 puan istemiş, vermemişsin. Senin dersinden sınıf geçmek çok zormuş. Öğrenciler derslerine sen gireceksin diye ödleri patlıyormuş. İyi de bunların ikimizin evlenmesiyle ne alakası var? Çoluk çocuğa bu eziyeti yapan sana neler yapmaz dedi. Babacım, arkadaşım beni WhatsApp'tan engellemiş. Ulan ne kadar büyük bir nimet lan bu engelleyebilmek. Keşke imkanım olsa seni ben de engelleyebilsem oğlum. Seninle 2 dakika konuştuğum zaman yemin ederim 1 kilo uranyum yemiş gibi oluyorum lan. Nükleer santralde çalışan işçiler bile benim kadar radyasyona maruz kalmıyordur ya. Ne güzel oğlum işte, arkadaşın seni engelleyerek ömrünü 10 yıl uzatmış. Şimdi babacım, arkadaşım beni engelledi ya. Beni engellediği için ben devlete müracaat etsem bana engelli maaşı bağlarlar mı acaba? Allah'ım, senden mal mülk istedim. Sanırım mal kısmını biraz yüksek sesle söyledim. Bu mal çocuğu benim başıma vermenin başka bir açıklaması olamaz. Senin yüzünden oğlum hayattan bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Sabah gözlerimi açtığımda yapmak istediğim tek şey yeniden kapatmak oluyor. Bazen buralardan kaçıp gitmek istiyorum. Sonra aklıma Müge Anlı geliyor, vazgeçiyorum. Bir gün var ya, sırra kadem basacağım. Ortalıktan kaybolup gideceğim. Beni o zaman mumla ararsın oğlum. Mumla mı ararım? Neden babacığım? Çünkü gerizekalısın oğlum. Telefonla aramayı akıl edemezsin. Oğlum, biz hatayı annenle beraber çocuk istediğimiz gün yaptık. Allah'tan bir hatayı 2 kez yapacak kadar gerizekalı değilim. Senden bir tane daha yok. Babacığım, ben de aynı hatayı 2 kez yapmam. En az 5-6 kez yaparım ki iyice emin olayım. Yazık kafana. Ya arkadaşlar, yine kimse ödevini yapmamış. Yazılılardan kötü not alıyorsunuz. Ders çalışmıyorsunuz. Ne kitap getiriyorsunuz, ne defter getiriyorsunuz. Ya siz nasıl öğrencisiniz ya? Ben 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Sizin gibi öğrenci görmedim daha ya. Ben akşama kadar burada gırtlak patlatıyorum siz bir şeyler öğrenin diye. İstesem gelirim şuraya otururum. Hiçbir şey anlatmam. Çatır çatır da ay sonunda maaşımı alırım. Ama siz hiç gayret göstermiyorsunuz çocuklar ya. Bir şeyler öğrenmek için neden çabalamıyorsunuz evladım? Neden geleceğiniz için çabalamıyorsunuz? Ama yok, suç sizde değil. Suç size değer verip adam olmanız için çalışanda. Yani suç bende. Hocam, suç bizde değil. Suç sizdeyse niye o zaman bizi 2 saattir bağırıyorsunuz? Oğlum bak, bir insan her zaman için en tepeyi hedeflemelidir. Benim hayat felsefem bu. Çevrendeki insanlardan daha çok çalışman gerekiyor ve daha başarılı olman gerekiyor. O yüzden bu sene sınıfta en yüksek notları sen alacaksın, tamam mı? Babacım, senin hayat felsefen her zaman için yaptığın işte en tepeyi hedeflemek. Yanlış anlamadım değil mi? Aferin oğlum, doğru anlamışsın. Bunun sonucunda da çevrendeki insanlardan daha başarılı olacaksın değil mi babacım? Aynen öyle. Senin bu felsefeni uyguladığında da derslerimde başarılı olup başka insanların önüne geçip sınıf birincisi olacağım. Tam olarak öyle. Peki babacım, sen 20 yıldır şirketinde neden en alt kademede çalışıp en az maaş alıyorsun? Buyurun hanımefendi, restoran sahibiyle görüşmek istiyorum demişsiniz. Beyefendi, hamburgerimin içinden saç kılı çıktı. Nasıl olur efendim, bu imkansız. Hamburgerinizin içinden her şey çıkabilir ama saç kılı kesinlikle çıkamaz. Nasıl çıkamaz efendim? Çıktı diyorum işte, yalan mı söylüyorum ya? Hanımefendi, o sizin pasaklarınızdan kaynaklı olabilir. Baksanız ya, kafanızda bir top saç var. Bizim hamburgerimizden saç kılı çıkması imkansız. Siz bana nasıl pasaklı dersiniz? Ve de böyle nasıl kesin konuşuyorsunuz saç kılı çıkmaz diye? Çıktı diyorum işte. Hamburgerinizden saç kılı çıkmayacağı konusunda kesin konuşurum tabii ki hanımefendi. Çünkü bizim ustamız kel. Merhaba hanımefendi, afiyet olsun.
Alo kanka, geç kaldın, niye gelmedin? Kanka, kızla birlikteydim, ayrıldık az önce, senin yanına doğru geliyorum. Ayrıldınız mı? Vallahi kanka, senin için hayırlısı olmuş. Ben o kızda ne bulduğunu zaten hiç anlamıyordum var ya. Abicim hem IQ seviyesi düşüktü hem çenesi düşüktü. Aşkın gözü kördür derler ya, yemin ederim senin de gözün kör olmuştu. Kız var ya, Gollum'a benziyordu oğlum, bu kızda ne buluyordun sen ya? Sanki kız uranyumla besleniyor. Konuşmaya başladı mı sanırsın ki eşek anırıyor. Kanka bu kızdan ayrıldım diye üzülme. Vallahi senin için en hayırlısı olmuş kardeşim. Lan gerizekalı, ayrıldık derken ilişkimiz bitti anlamında söylemedim. O evine gitti, ben de senin yanına geliyorum demek istedim. Evet Hasan, söyle bakalım, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Oğlum sen gerizekalı mısın? O da nereden çıktı lan? Hocam TikTok'ta bir video izlemiştim, oradan aklımda kalmış herhalde. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Vaktinin çoğunu TikTok'ta, sosyal medyada, telefonda, oyunda, bilgisayarda, oyunda geçirirsen böyle beyninde çöp bilgilerle dolar. Bak Hasan'cım, ben şiddete karşı bir insanım. Yalnız seni öyle bir döverim ki bunu sinirlendiğim için de yapmam. İşi sanata çeviririm. Seni öyle bir yontarım ki içinden doğuş heykeli çıkar. Siz beni dövmezsiniz hocam. Bundan adım gibi eminim. Neden dövmezmişim oğlum? Çünkü anneme benziyorsunuz hocam. Anneme mi benziyorum? Evet hocam, anneme benziyorsunuz. Şimdi bıyıklı, kaslı bir adama anneme benzetmekten gocunmuyor muyum? Gocunuyorum tabii ki ama size öyle bir yaklaştım ki, öyle bir aktım ki Mayıs'ın ikinci pazarında, anneler gününde size mutfak robot alısım var. Oğlum çok fazla sosyal medyada vakit geçirmeye beynin dayanamamış, bedenini terk etmiş herhalde. Neler saçmalıyorsun sen böyle? Sabah kahvaltıda menemen mi yapıp yediniz? Nereden bildin lan? Kokuyorsunuz, oradan bildim. Keşke beraber yeseydik, çok canım çekti valla. Valla bu sabahki menemen çok tatlı olmuştu, kimseyle paylaşamazdım oğlum. Paylaşmak daha tatlı be annem. Bak hala annem diyor ya. Gerçi hoşuma da gitmedi değil ha. Akşam için pırasa yemeği yaptım. İstersen gel onu vereyim. Pırasa hayatta olmaz. Pırasa babamdan miras kalsa reddi miras davası açarım. Yine o pırasayı yemem. Hem baba nedir ya? Baba kimmiş? Çocuğa anne bakar. Ben anneyi severim. Annem. Tamam, çıkışta ben seni köfteciye götüreyim. Otur bakayım yerine. Sözden yüz verdim sana. Canım annem. Kanka hocaya ne yaptın lan sen? Kanka adamın içindeki kadına seslendim. Yumuşadı. Dayaktan kurtuldum. Üstüne bir de sözlüden yüz aldım. Ahmet valla şanslı adamsın. Sana kolay bir soru geliyor şimdi. Avrupalıların sakalı kızıla çalması sebebiyle Barbarossa, yani kızıl sakal olarak adlandırdıkları Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı donanmasının kaptanı Derya olarak yenilgiye uğratan Osmanlı denizcisi kimdir? Yuh hocam ya, bir de kolay diyorsunuz ha. O kaptanı Derya'nın gemisindeki aşçının ismini sorun isterseniz. Ya Ahmet, yemin ederim beyin bedavayken gerizekalı olmak ciddi bir yetenek işi, seni tebrik ediyorum. Lan sorun içinde zaten deniz adını söyledim lan. Biraz düşünsen bulacaksın. Osman mı? Ne Osman'ı oğlum? Osman nereden çıktı ya? Osmanlı denizcisi dediniz ya. Hocam ilk tek isim orada var işte, Osman. Pardon oğlum, sana bu kadar uzun soru sormamam gerekirdi. Adamın beyni o kadar küçük ki sadece sorunun sonunu hatırlıyor. Tamam oğlum, bu soruyu geçtim, boşver. Büyük göç nedir söyle bakalım. Hocam valla benim bildiğim bir tek göç var. O da Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen Türk kavimleri. Ne alakası var oğlum ya? Ne var yani, affe mi oluyorsun? O göç olmasaydı sen burada öğretmenlik yapmak yerine şimdi için settin de su satıyordun mal herif. Mal herif mi? Yürü lan disipline. Hocam siz öyle deyince birden Türklük damarım tuttu, sinirlendim. Lütfen beni disipline vermeyin, özür dilerim. Dede sen kaç yaşındasın? 97 yaşındayım ama bir sene hazırlık okudum. Hazırlık mı, ne hazırlığı dede, anlamadım. İleride buna ince anlarsın. Dede 97 yaşına gelmişsin, hep elinde telefon. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Sen de diğer yaşlılar gibi bir hikaye anlat. Bir kıssadan hisse ver be. İyi madem, dinle bakalım. Annesi oğluna inek demiş, beraber aşağıya inmişler. Kıssadan hisse neresinde bunun? Kıssadan hissettirerek git, rahat bırak lan beni. (Gülüyor)
Kanka matematik sınavından kopya çekelim, ikimiz de 50 alalım bence yeter bize. Abi kopya çekmeyelim, kopya sıkıntı bak, başımız belaya girer. Biz çalışsak var ya 70-80 kesin alırız. Ya kanka çalışmadan 50 puan alacaksın işte, daha ne istiyorsun ya? Ya kanka sen hiç yakalanmayı hesaba katmıyorsun ama. Ya bir de daha yüksek puan almak varken niye düşük puan alayım ya? Ya oğlum amma korkaksın sen ya. Kanka ben korkak değilim, tamam mı? Gerçekçiyim. Gerçekçi tanıdıklarım var benim ama sen onlardan biri değilsin. Benim de mantıklı düşünüp doğru karar veren tanıdıklarım var. Sen de onlardan biri değilsin. Çok korkak tanıdıklarım var. Sen de onlardan birisin. Benim de bir tane andaval tanıdığım var. O da sensin. Benim de bir tane dümdüz dangalak arkadaşım var. O da sensin. Oğlum bu konuları ben size defalarca anlattım ya. Artık anlatmaktan şu sesime bak, sesime. Ne hale geldi sesim? Bir haftadır söylüyorum notu 50'nin altında olan öğrencilere sözlü yapacağım diye. Bunu bile ciddiye alıp çalışma tenezzülünde bulunmuyorsun oğlum ya. Hocam Ahmet bir haftadır hastaydı, o yüzden çalışamadı sözlüye. Hasan sen neden oradan atlıyorsun sazan gibi oğlum lafa? Ahmet'in ağzı dili yok mu? O söyleyemiyor mu? Sen onun avukatı mısın? Hocam pardon da avukat olsam burada ne işim var? Oğlum okul kapanalı kaç saat oldu? Nerede kaldın sen? Baba hani bana benden akıllı telefon aldın ya. Aynen, aradım açmadın onu da. İşte alışveriş merkezine kılıf almaya gittim ben ona. Oğlum okulun 3'te kapandı. Saat 10. Çin'e mi gittin kılıf almaya? Hayır baba, alışveriş merkezine gittim. Alışveriş merkezinde elektrikler gittiği için 2 saat yürüyen merdivenlerde mahsur kaldım. Yürüyen merdivenlerde mahsur mu kaldın? Aynen baba, talihsizlikler bir türlü yakamı bırakmadı. Sonra eve geldim, biliyorsun bizim apartmanın asansörü 3 kişilik. Bir saat boyunca 2 kişinin daha gelmesini bekledim yukarı çıkabilmek için. Ulan sana balık hafız alayım dediğim zaman balıklara hakaret etmiş oluyorum ya. Ben sana kaç kere söyledim 3 kişilik yatsa da tek başına da çıkabilirsin o asansörle diye. Oğlum sen niye normal çocuklar gibi değilsin ya? Onları anaları doğurdu da seni anan sıçtı mı ya? Allah'ını seversen bir kere de şaşırt beni ya. Şaşırt ya. Seni çok kötü şaşırtacağım baba, görürsün. Okulda okul birincisi olacağım. Bu söyledikleri pişman olacaksın. Okul birincisi. Güldürme beni. Oğlum sen o kadar akıllı insan varken o okulda bu zekanla nasıl birinci olacaksın lan? Sen Şampiyonlar Ligi'ne katılmış Kırşehir Spor gibisin oğlum. Kırşehir Spor'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ne kadar olasıysa senin de okul birincisi olman o kadar olası. Ne yiyeceksin aşkım, sana ne söyleyeyim? 1,5 porsiyon mantı, üzerine bol sarımsaklı yoğurt, bir de tereyağı. Bol sarımsaklı mantı mı yiyeceksin aşkım? Niye, ne var ki, yiyemem mi yani, ne olmuş? Yani bol sarımsak tereyağı falan öğlen ağır gelmesin diye söylemiştim aşkım. Yok bir şey olmaz, merak etme. Usta 1,5 porsiyon mantı, yanında da kuru pilav alabilir miyiz acaba? Bana mantı mı yiyeceksin diyene bak, kendisi de kuru fasulye yiyor. Yani birimiz alttan birimiz üstten dengeyi sağlamış oluruz artık. Vallahi annemden zor izin aldım. Komşunun bebeği olmuş, tutturmuş, illaki oraya hayırlı olsuna gideceğiz beraber diyor. Kesin bebek partisi falan yapıyorlardır. Çocuklara tuvalet alışkanlığı için tuvalet koçu tutuyorlarmış. Ulan bizi domates yetiştirir gibi büyütmüşler. Ne cinsiyet öğrenme partisi yapmışlar, ne baby shower, ne ilk adım, ne diş merasimi, ne tuvalet koçu. Arada bir dışarıya çıkartmışlar, güneş görüp büyümüşüz kendi kendimize. E tabii ki çocuklar bu kadar ilgiden dolayı da zehir gibi oluyorlar ya. Biz öyle miydik? Ben küçükken dedem eline şeker alıp hapşırıyormuş gibi yapıyordu. Sonra elin şeker çıkartıp bana veriyordu. Benim de canım şeker çekince dede hapşur da şeker yiyeyim diyordum ya. Seninki gene iyiymiş. Benim dedem göt cebinden gofret çıkarınca dedem gofret sıçıyor diye seviniyordum.